Bunun Türkiye'ye yararı yok, tekrar edeyim. Bu adam büyük bir Türk düşmanı. Tekrar edeyim. Türklerin en büyük düşmanı, hani Fethullah Gülen, Türkçe olimpiyatlarıyla sizi nasıl kandırırsa, bu adam şu anda Türkiye'yi korkunç bir çıkmaza götürüyor. Ve biz savaşa, hem de iç savaşa götürecek. Hem dış savaşa, hem iç savaşa. Söyleyeyim size. Eğer gerçekten de Irak'taki Kürtler bağımsız olacak diye, hani Misak-ı Milli sınırla diyorsun, şu anda Suriye'yi işgal etmeye çalışıyorsun, Irak'ı işgal etmeye çalışacaksın, öyle mi? Kaybedeceksiniz. Bak tekrar edeyim. Kaybedeceksiniz. Ben diyorum, buna karar verenler. Yani maalesef bunun yanında bir sürü benim gibi insanlar da, orada Türkiye'de yaşayanlar maalesef, onlar da bunun şeyini çekecek, cezasını çekecek. Niye kaybedilecek? Yani bunu kazanma, Türkiye bu politikayla, yani şu anda Orta Doğu'nun en büyük dinamik gücü Kürtlerdir. Hem bu bölgede hem de dünya politikasında. Çok büyük destekçiler. Almanya, yani dünyanın her tarafında Kürtlere sempati var. Şu anda onu söyleyeyim size. İster sevin ister sevmeyin ama bir sempati var. IŞİD'e karşı kahramanca duranlar Kürtlerdi. Ve Kürt kadınlarının kahramanca mücadelesi IŞİD'e karşı dünya gördü. Siz onu görmeyebilirsiniz, siz onu kendi kendinizi kandıran ifadelerle kötüleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Realite bu. Heh. Şimdi böyle bir Kürt şeyi var, artık yeter diyen, Irak'ta idam edilip duruyorlar, sizin umurunuzdan değil tabii ki, nasıl olsa idam edilen Kürt. İyi, oh iyi oluyor diyorsunuz. Ondan sonra Türkiye'de büyük bir zulüm var. Yok zulüm yok falan diyorsunuz. Kendinizi kandırın isterse ama gidin Kürtlerin gerçekten sorun. Tabii ki korkudan bazen vallahi zulüm yok diye diyebiliyor ama realite onu gösteriyor. Yani sizin hain dediğiniz HDP'ye 8-9 milyon oy veriyorsa demek ki ortada bir realite var. Bir realite, inkar ettiğiniz bir realite var. Onları terörist diye, o insanları terörist diye, hain diye şey ettiğiniz vakit zaten kendinize en büyük ihaneti yapmış olursunuz. Ülkenizi cart diye ikiye bölmüş oluyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. En büyük ihanet budur. Kürtleri dışlamak. Kürtlerin realitesini görmemek, kabul etmemek. Ha, korku var. Korku apaçık. Ya orada bağımsızlığı şey etseler, Kürdistan bölgesinde iyi bir devlet, bizden daha iyi başarılı bir devlet kurabilirler. Korku o. Üniversiteler, güzel üniversiteler kurabilirler, bizden daha iyi üniversiteler. Dünyanın ilk 400'e giren kaç tane üniversite var onun hesabına? İlk 200'e giren bir tane üniversite bile yok. Şimdi böyle yapsalar, eğer bir gelişme olsa, bizim Kürtleri, bizim buradaki Kürtler de, Türkiye'deki Kürtler de gözleri açılacak. Bak biz burada dilimizi bile zor konuşabiliyoruz. Hatta dün polis Kürtçe müzik çalan çocukları şey etti, engelledi falan ki zamanla daha da bu şey olacak, eskisine dönecek. Ben burada ikinci sınıf vatandaşım diyecek, bak burada bağımsız olduğum vakit ne güzel insanca yaşayabiliyorum derse. Tabii daha kötü de olabilir. Yani Kürdistan diye bir devlet kurulur, iyi bir devlet olacak diye bir şey yok. Faşist bir devlet de olabilir. Değil mi? Yani devletin nasıl bir canavar olduğunu biliyoruz. Ama paranoya öyle bir şey ki en kötü senaryoyu üretiyor. Paranoya, ha orada Kürdistan diye bir devlet kurulacak. Bu bizim devletimiz yamuk, pis bir devletiz. Değil mi? Yani halkımıza zulmeden bir devletiz. Dünyanın en ahlaksız devletlerinden birisiyiz. Gini indekste varlıklı insanlarla yoksul insan arasında en böyle uçurum olduğu, OECD ülkeler arasında en uçurum olduğu ülkelerden birisiyiz. Ne biçim ülkeyiz? En çok kar eden 10 şirketten 7'si banka. Ne biçim? Üretimiz yok, markamız yok. Borç içerisinde şu anda 400-500 milyara yakın bir borç var. Ahlaksız, birimizi İspanyolayan, linç eden, reaya, birisi ben çobanım deyince me diyen bir toplumuz. Öyle. Bunlar şimdi acaba bunlar bizden daha iyi olurlarsa korku o. Daha pis de olabilir dedim mi ama daha iyi olabilirse bütün paranoya bu. Daha iyi olursa ne yaparız? Burada Kürtler de oynayacak, onlar da bağımsız olacak falan. Bütün hesap bu.
Ben ne derim bak güzel kardeşim. Sende beyin olsa gidip sağla sola Suriye ile işte şeyle nedir? Suriyeli değil şu anda işte İran'la Rusya ile gidip işte Irak'a nasıl saldırırız, Kürtleri nasıl katlederiz diye dolaplar çevireceğine, bu dolapları çevireceğine, militari şeyler de olacak olsun falan diyor. Beysiz kardeşim. Bunu yapacağına içeride Kürtlerle Türkler nasıl daha adil, daha barış, daha özgür bir şekilde yaşayabiliriz ki Kürtler ayrılmak istemesin. Bunun yöntemini düşün. En basit yol budur. Senin için de iyi, Kürt için de iyi, bölge için de iyi. Hatta öyle olursa Kuzey, Irak'ta yarın eğer Kürdistan olursa Kürdistan gelip sana katılmak ister. Sen nasıl Avrupa'ya katılmak istiyorsan Kürdistan der ki Türkiye ne güzel bir ülkesin. Barış, adalet, gelişim bir ülkesin. Sana katılayım. Suriye'deki Kürt de Azerbaycan da gelip sana katılmak ister. Bu yöntem bu olması lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu biz ne yapıyoruz ki kendi halkımızdan korkuyoruz. Ve bunun için komşu ülkede bizim işimiz olmayan işe burnumuzu sokmaya çalışıyoruz. Hatta savaşa gitmeyi düşünüyoruz. İç savaşı da göze alarak. Hatta Amerika tarafından bombalanmayı da göze alarak. Türkiye rahatlıkla yarının şeyi olabilir. Suriye'si ve Irak olabilir Amerika için. Ve o zaman Rusya kılını bile kıpırdatmaz. Bu adam Türkiye'yi büyük bir şeye sokuyor. Büyük bir maceraya yöneltmek istiyor. Size tabii Türk diyor, bayrak sallıyor. Aynı Fethullah'ın yaptığı gibi, Tayyip'in yaptığı gibi. Ama çok felaketli bir politikayı öngörüyor maalesef. Türkiye'nin kazancı Suriye'deki Kürtlerle çatışma değil, Irak'taki Kürtlerle çatışma değil, kendi içinde Kürtlerle çatışma değil, tam tersine bir barışma. Özgürlük ve adalet. Eğer ülkende Perinçek, sen ülkende adalet var diyor. Oo, Türkiye'de mükemmel adalet var. Bunu diyen adam bunu söylüyor. Bir ay olmadı. Türkiye'de adalet mükemmel diyor. En iyi adalet var diyor. Bunu diyen adam bu. Eğer kendi ülkende özgürlük, adalet şey edersen,